haber medya grubu olarak tekrar sokaklardayız. Bugün Samsun halkına maaşını ilk nereye harcadığını soracağız. Bakalım Samsun maaşını ilk nereye harcıyor? Maaşınızı ilk neye harcıyorsunuz? İlk ne? Evet. İlk yemeklere harcıyorum. Peki başka? Başka borçları veriyorum. Elektrik parası, su parası, onları veriyorum. İşte elimde kalanlarla da geçiniyorum. Maaşımı öncelikle kiraya harcıyorum. Ardından bazı kredi ödemelerim var. Onu harcıyorum. Telefonumun taksidini ödüyorum. Başka? Ailemle yemeğe gidiyorum. Kıyafet alıyorum. Ben de maaşımı aldığım zaman ilk önce kredi ödemelerim oluyor. Onları yapıyorum. Açıkçası maaştan çok da harcayacak para kalmıyor. Bankalar arasında sürekli dolaştırıyoruz. Faturalara harcıyorum. Elektrik, su, telefon. Zaten internet bankacılığı kullanıyorum. Hemen onları ödüyorum. Daha sonra market, bilumum ihtiyaçta. Maaş bence evimi kirasına harcıyorum. Ondan sonra yiyeceğimi harcıyorum. Ondan sonra tabii ki çocuklarımın ihtiyacı olursa giyim, kuşam. Bunlara. Maaşımı ilk evin ihtiyaçları için harcıyorum. Genelde yani gıda, giyim. Onun peşine de kendi zamanımızda yaptığımız alışverişler. Ama tabii ki yani çok şükür yine geçinebiliyoruz ama kolay olmuyor yani bu zamanda. Bizim bekar olduğum için genellikle giyime çok harcıyorum. Giyim üzerinde çok yoğunlaştığım için. Gıda dediği gibi arkadaşın ikinci sırada gıda bulunuyor. Bu şekilde harcamamız devam ediyor. İlk sanayi harcıyorum. Satı işi yapıyorum ya. Gidiyorum. Mesela sat metresi 13 liraysa olmuş 15,5 lira. 16 lira. Büyük bir bölüm oraya gidiyor. Ondan sonra elektrik, su, cep telefonu, yiyecek, içecek, pazar parası. Bakıyorsun eve gelince sıfır. Kredi kartlarını harcıyoruz. Maaş aldığımız zaman direkt kredi kartlarına büyük bir kısmını ödüyoruz. Ondan sonra işte mutfak masrafı vesaire. Bir şey kalmıyor zaten yani. Maaş gelince, maaş gelmeden zaten planlamalar yapılıyor. İlk kredi kesiliyor. Maaşımı ilk ev taksitlerine, borçlara, ev kira isteyenlere onları harcıyorum. Samsun halkına maaşını ilk nereye harcadığını sorduk. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın.